Herkese merhabalar. Edebiyat yolculuğumuza tiyatro ile devam ediyoruz. Çok kolay, çok leziz bir konu için endişelenmenize gerek yok. Bugün sizlerle birlikte tiyatronun genel özelliklerini, yapı unsurlarını, tiyatro terimlerini... Hocam ne kadar zor duyuyor. Hayır, hayır, hiç korkmanıza gerek yok. Trajedi, komedi, dramı ve tiyatronun tarihsel gelişimini öğreneceğiz. Bu konudan 2021 AYT'de de soru geldi. Hatta şöyle göstereyim. Karagöz ve Acıvat'la alakalı geldi. Esasında onun sınıf konusuyla bağlantılı geldi ama... Tiyatro, 9 ve 10'da göreceğimiz bir konu olduğu için bu konuyu bilmemiz lazım. Her yıl mutlaka bu konudan okul yazılarımızda ve üniversite sınavlarında soru geliyor. O yüzden güzel güzel konumuzu öğreneceğiz. Ardından da 0'dan 9'a Türk Edebiyat kitabımızdan, Dinamo Soru Bankalarımızdan da sorularımızı çözeceğiz. Dersimizin başında balımızı gösterdik, bal rengi kitaplarımızı gösterdik. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Bu leziz, bu lokum konuyu güzelce öğrenelim ve kurtulalım. Oh bitti gitti diyelim. Şimdi Tiyatro sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan edebi türdür. Allah Allah. Bunun tanımını sormazlar. Yani bunu biliyoruz. Tiyatronun olduğunu biliyoruz. Tiyatro deyince aklınıza daha çok dram gelsin arkadaşlar. Çünkü eski Yunan'da birazdan göreceğiz bunu. Trajedi ve komedi diye bir tür var. Tamam mı? Ardından da bu e, Rönesans ve reformdan sonra dram şeklinde karşımıza çıkacak. Artık insanlar sadece böyle ...üzücü olayları ya da sadece komik olayları değil... ...komedi de gülümseyen tipler anlatılır. Ama dram ise hem böyle üzücü olaylar... ...hem de komik olaylar anlatıldığı bir tür oluyor. Yani ikisinin birleşimi oluyor. O yüzden tiyatronun da sembolü müdür? Şimdi birazdan bunları da göreceğiz. Dolayısıyla tiyatro, dram demek esasında. Sahnede oynanmak üzere yazılan eserlere genel olarak... ...dramatik metinler de deniyor. Demek ki dram, dramatik metin, tiyatro benzer şeyler. Oynanlar, tiyatro kavramına baktığımızda oyundan oynandığı binaya diyebiliyoruz. Oyuncu grubuna diyebiliyoruz oynanan oynandığı sahneyi diyebiliyoruz. Canlandırılmak için yazılan edebi türe de tiyatro diyebiliyoruz. Bütün bunları kapsayan sanatın adı da tiyatro. Şimdi tiyatro türünün genel özelliklerine baktığımızda göstermeye dayalı. Hatırlarsanız müzik ve edebiyat anlatmaya dayalıydı. Harekete biçim veren dramatik yani ritmik sanatlar arasında yer alıyor. Sahnede canlandırılmak üzere yazılıyor. Konusunun günlük hayattan, tarihten veya mitolojiden alabiliyor. Burada şunu bilmemiz lazım. Eserde yer, dekor, kişilerle ilgili bilgiler, perde, ana bölüm başlarına yer alıyor. Bizde esasında yani bizim edebiyatımıza tiyatro deyince aklımıza Karagözler, işte orta oyunları, meddahlar geliyor ama onlar tam bir tiyatro değil. Niye? Onlar çünkü yazılı bir metne bağlı değil. Onlar doğaçlama yani Tuluat tiyatrosu kabul ediliyor. Yani yazılı bir metne bağlı olmadan zihninden gelenleri söyleyebiliyorlar. Fakat tiyatro deyince aklımıza daha çok yazılı bir metne bağlı eserler gelecek. Oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar yay ayraç içinde verilir. Anlatım, diyalog yani karşılıklı konuşma ya da monolog. Kendi kendine konuşma yani dışa verilen iç ses şeklinde olabiliyor. Sahnelenen bir tiyatro iletisini aracısız aktarabiliyor. Sen orada yazılanları görmesen bile oyuncular bunları dile getirerek oynayarak bize aktarabiliyorlar. Tiyatronun tarihsel gelişimine baktığımızda Yunanca seyir kelimesi, seyir yeri kelimesinin karşılığı tiyatron oradan geliyor. Eski Yunan'da Bağbozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dinsel törenlerden doğuyor. yani eski Yunanlar... Bir tören yaparlarken bu tiyatro olacak zamanla. Şimdi bu törenlerde keçi bozukluğu giymiş insanlar... ...koro şarkılar, şiirler söyleyip dans ediyorlar. Bu oyunlar zamanla biçimsel ve şiirsel bir nitelik kazanacak. Ve sonrasında artık e, koro şarkılarına konuşan kişilerin de eklenmesiyle... ...bu oyunlar dinsel bir törenden çıkıp bir sanat gösterisine dönüşecek. Zamanla trajedi, komedi ve dram isimli üç tane tür çıkacak. Şimdi trajedi, komedi, dramın ne olduğunu birazdan söyleyeceğiz zaten. Son derece keyifli hatta onunla alakalı her zaman şöyle bir şey söyleyeceğiz. Bu trajedi komedi dramda böyle bir aklınıza şöyle bir şey gelecek arkadaşlar. Bu Wi-Fi işareti var ya böyle bir şey gelecek. Bu nedir hocam? Bu şu demek. Eskiden tiyatro perdesi yok. Oyuncular böyle perde açılıp da kapanıp üstlerini başlarını değiştiremiyorlar. Yeni bir sahne, yeni bir zaman, yeni bir mekan olmuyor. Yeni bir sahne, yeni bir mekan olmadığı için böyle stadyum gibi düşün. Hani stadyumda futbolcuları görüyorsun yani perde kapanıp da futbolcular üstünü değiştiremez ki içeri soyma odasına giderler. Burada da işte tiyatro sahnesi izleyicilerin önünde yani Efes'teki antik tiyatroyu düşünün. Her şeyi görüyorlar. Dolayısıyla oyuncular burada oynuyorlar ya tek bir mekan, tek bir zaman, tek bir olay sergileniyor. Diyelim ki üç dört perdelik bir şey ise bir ikinci üçüncü şeyler hep böyle şarkılarla koro halinde söyleniyor. Son sahne canlandırılıyor. Burada yine söyleniyor son sahne canlandırılıyor. Bu ne? Bu trajedi. Trajedi Üç birlik kuralına uyuyor yani. Aynı mekanda, aynı zamanda, aynı olaylar canlandırılıyor. Komedi de öyle. Ama dramda artık perde var. Perdeyi açıp, kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay anlatılabiliyor. İşte birazdan öğreneceğimiz üç birlik kuralı... ...yani yer, zaman ve olay birliği, üç birlik kuralı... de zorunlu. Komedide de zorunlu. Başka şansları yok ki zaten böyle. Ama dramda zorunlu değil. Perdeyi açıp kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan... ...yeni bir olay anlatabiliyor. Birazdan bunu iyi dinlememiz gerekecek arkadaşlar. Peki hocam, başka hiçbir farkları yok mu? Var. Trajedi biraz daha böyle acıklı olayları anlatacak. Komedi daha gülüş olayları anlatacak. Dram ise hem acıklı olayları... ...hem de komik olayları anlatacak. Her, her biri olacak yani. Dolayısıyla dram bildiğimiz tiyatronun kendisi olmuş oluyor. Şimdi, Türk edebiyatına yani bizim edebiyatımıza... ...tiyatroya baktığımızda... ...Anadolu'da modern tiyatro öncesinde... ...geleneksel Türk tiyatrosu hakim. Yani ne var? Karagöz var orta oyunu var. İşte meddah var, kukla var, köy seyirlik oyunları var. Böyle yazılı bir metne bağlı olmadan tuluat yani doğaçlama bir tiyatro var. Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına tanzimat döneminde gelecek. Ve tanzimat sanatçıları önce çeviriler yapacak. Sonrasında da adaptasyonlar yani uyarlamalar yapacak. Ve ilk yerli tiyatro bu adam tarafından yani Şinasi tarafından İbrahim Şinasi ismi. Şair Eğlenmesi adlı töre komedisi şeklinde gelecek. Şinasi Şair evlenmesi diye bir töre komedisi yazacak. Bunu da Tercüman Ahval bak yazıyorum böyle Tercümanı Arapçasını yazıyorum tabii ki Tercümanı Ahval gazetesine yayınlayacak. Gazete şu ya işte gazetenin makalesi var. İlk makale olacak bu. Gazetenin içerisindeki mukaddeme. Sonra gazetenin içerisinde iç sayfalarda arkası yarın şeklinde Şair evlenmesi diye bir töre komedisi yayınlayacak. Hani günümüzde diziler var ya o zaman tabii televizyon yok. Düşünsenize şimdi biz arkası yarın acaba yarın ne olacak diye dizileri takip ediyoruz. O zaman da daha ilk özel gazete çıkmış tercüman ahval. Bu özel gazetenin içerisinde de tefrika halinde yani arkası yarın halinde ilk töre komedi yayınlanacak. Ve çok da güzel bir komedi. Niye? Adam şair evlenmek istiyor. Genç bir kızı beğeniyor ama o kızla değil de ablasıyla evlendirmeye çalışıyorlar. E niye? Çünkü böyle eşarplılar hani şey çarşaflılar göremiyor kızı. Hangisi ablası hangisi kız kardeşi anlayamıyor. Kandırıyorlar ve bir töre komedisi. Bunu da merak edip okuyor insanlar. Bu da ilk tiyatro oluyor. Ama bu sahnelenmiyor ilk sahnelenen tiyatro Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre eseri olacak. Bu sadece ilk yazılan tiyatro. Aynı zamanda o dönemde Bursa'da vali olan Ahmet Vefik Paşa var. O da Molière'den Fransız komedi sanatçısı Molière'den uyarlamalar, adapteler yapıyor. Hani mesela Aşkı Memnun romanının e, adaptesini yaptılar televizyonda mutlaka izlemişsinizdir. 6700 kez yayınlandı. Orada mesela hani cep telefonu var. Behlül'le Bihter cep telefonuyla konuşuyor. E, Halit Ziya Uşaklıgil yazdığı zaman cep telefonu yoktu ki. O günümüze uyarlamış. İşte Molière'in tiyatrolarında da Fransız kültürü var. <laughs> i̇şte Molière'in tiyatrolarında da Fransız kültürü var. Onu günümüze uyarlıyor Ahmet Vefik Paşa. Milli edebiyat ve cumhuriyet dönemlerinde tiyatro farklı anlayışlarla gelişimini sürdürüyor. Şinasi deyince aklımıza o zaman şair eğlencesi gelecek. Bu mutlaka soruluyor arkadaşlar sınavlarda. Ahmet Vefik Paşa deyince de aklımıza Molière adapteleri gelecek. Şimdi tiyatronun yapı unsurlarına bakalım. Dramatik örgü, yer, zaman, kişiler ve çatışma var. Çatışma dedi yani reytingin arttı. Aa ne oldu diye merak ettiğimiz yerler. Konuyu perde ve ana bölümler oluşturuyor. Bir de sahneler var. Yani birinci sahne, ikinci sahne, üçüncü sahne bir perdenin altında. Bir, iki, üç, dördüncü perde konunun esas temanın altında oluyor diyoruz. Şimdi dramatik örgüye bakalım. Tiyatrodaki olay örgüsüne dramatik örgü denir. Bu kadar basit. Her tiyatro eserinde bir olay ya da olaylar zinciri vardır. Bu olaylar eyleme dönüşmüş tutkular, özlemler, düşler ve isteklerdir. Dramatik örgüyü ortaya çıkaran temel ögeler giriş, gelişme ve sonuç. Yani serim, düğüm, çözümdür. Serim bölümünde seriyorsan hani sofra bezini sereriz yemek yerken. Onun gibi düşün. Önce seriyor kişiler tanıtılıyor. Oyunun teması ve bu temayla ortaya çıkan sorunlar seyirciye açıklanıyor. Düğümde... ...çatışmalar boyutlanıyor ve çıkmazlar sergileniyor. Seyircinin merakı en üst düzeye çıkıyor. Acaba ne olacak diyoruz, merak ediyoruz. Acaba diyoruz, diyor. gözler küçülüyor. Acaba ne olacak acaba diyoruz. Çözümde ise düğümler çözülüyor. Sevenler kavuşuyor. Olayların sıkıntıları bitiyor ve olaylar sonuçlanıyor. Seyircinin merakı gideriliyor. Şimdi yer, olayların geçtiği çevre. Canlandırılan olaylar yaşandığı zamana ve çevre uygun bir dekor ile sahnede yansıtılıyor. Yani geçmişten bahsediyorsan biraz daha eski bir dekor olacak. Modern bir çağdan bahsediyorsan ona göre farklı bir dekor olacak. Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi tüm araçlar dekor oluşturuyor. Zaman olayların başlangıcı ile bitişi arasında geçen süre. Olaylar kronolojik veya düzensiz şekilde sıralanabilir. Yani bazen bir ileriye gidiş, bazen geriye gidişler olabilir. Kişiler olayların ortaya çıkışında etken olan varlıklar oyun kişisi. Yani esas karakterler oluyor bunlar. Tiyatro metinlerinde kişiler şahıslar listesi halinde eserin başında veriliyor. Metin içindeki kişiler repliklerinin başında adlarıyla belirtiliyor. Replik derken konuşma. İngilizce'de Hepiniz artık e, İngilizceyi öğreniyorsunuz. Reply, cevaplamak demek. Answer, cevapla, reply, cevapla. Replikte konuşma, cevaplama oluyor. Çatışma, bir kişinin kendisiyle, başka bir kişiyle, toplumla, toplumsal kurallarla... ...bir durumla ya da dua ile karşılık oluşturmasına çatışma deniyor. Ne anlattınız hocam anlamadım. Çatışma yani eserin içindeki temel sorun. Mesela e, Aşk-ı Memnu romanının e, dramatize edilmiş hali olan dizide... Bihter ile Behlül arası geçen olay bir çatışma. Niye? Çünkü toplumla, toplumsal kurallarla çatışmış oluyorlar. Karşıt duygu, düşünce ve isteklerin, kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle çatışma ortaya çıkıyor. Aşk, ayrılık, nefret, aldatma, işte savaş buna benzer şeyler hep birer çatışma oluyor. Tiyatro türlerine baktığımızda az önce söylediğimiz bir geleneksel Türk tiyatrosu var. Burası Tuluat tiyatrosu. O ne demek hocam? Yani parantez içinde yazıyorum doğaçlama tiyatro. Kafasına göre adam anlatıyor. Karagöz'e hayali denen bir adam var oynatıyor. Orta oyununu kavukluyor, pişikar çıkıp oynuyorlar. Meddata tek kişilik bir gösteri. Adam elinde sopa ve mendille çıkıp gösteri yapıyor. Köy seyirlik oyunları yine köylerde oynanan oyunlar. Kukla yine ibiş kuklasıyla oynatabiliyor. Ama burada ise yazılı bir metin var arkadaşlar. Dolayısıyla da burada durumlar farklı. Burada zaten hatırlarsanız şu Wi-Fi işaretlerini söylemiştim. Üç birlik kuralı var. Ya da perdeler olduğu için üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yok. Bak burada üç kuralını anlatmışız. Eserin tek olay, tek mekan, tek gün kalıp içinde yapılandırılması. E mecbur çünkü amfiteyatro. Eserin bir an olay çevresinde aynı yerde ve 24 saat içinde bir biz e, ee, üç birlik kural diyeceğiz. Yani mecbursun başka şansın yok ki. Şöyle amfiteyatrodasın zaten herkes her şeyi görüyor. Sen burada şu mekanı değiştirsen hani burada sandalyeler ve masa var diye düşünün. Bunu değiştirsen yeni bir zaman yeni bir mekan yapsan anlaşılacak. Ama perde öyle değil ki perde açıyorsun kapatıyorsun yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay yapabilirsin. O yüzden üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yok. Burada ise var. Herkes seni izliyor. Şimdi trajediyle başlıyoruz. Trajedi seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arınma amacı güden tiyatro türü. O zaman trajediyi şöyle bir üzüntülü vatandaş koyabiliriz. Hayatın ve olayların acıklı yönlerine odaklanıyor. Konuları tarih ve mitolojiden anlıyor. Soylular, yüksek tabaka, doğaüstü varlıklar olabiliyor baştan sona ciddi bir hava içerisine geçiyor. Dil ve üslupta mükemmellik aranıyor. Yani kaba ve çirkin sözlere yer verilmiyor. Yaralama gibi sahneler canlandırılmıyor. Manzum şiir olarak yazılıyor. Beş perdeden oluşuyor. Aralık söyleniyor. Yani en son sahne canlandırılacak zaten. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Koro perde görevini üstleniyor. Yani koro işte böyle oldu sonra. Mesela diyelim ki ben bugün sabah bakın burası benim evim olsun tamam mı? Şu da arabam olsun. Sabah uyandım ben tamam mı? Arabama bindim, sonra da ofise geldim. Ofise girdim stüdyoya, şimdi video çekiyorum sizlere değil mi? Bak, eğer bu bir trajedi değildi, <laughs> trajedi değil tabii çok güzel bir şey yanlış anlaşılmasın. Eğer bunu dramatize etselerdi, birinci perdede benim evim canlandırılırdı. İşte evimin içindeki e, sandalye, yatak, masa ne varsa ben öyle kalkar, günaydın falan diye böyle. Bu bir insan olurdu. Sonra ikinci sahnede araba olurdu. Perde kapalı açılırdı beni arabanın içine koyarlardı. Arabada gidiyorum işte e, hadi bakalım işe gidiyoruz bugün video anlatacağız. Sonra üçüncü sahnede ise ne olurdu? Ben ofise gelmiş olurdum ve video çekiyor olurdum. Şimdi bir iki üç tane sahne var gördün mü? Bir iki üç tane perde var. Bu dramda oluyor ama şimdi burada ne var? Üç birlik kuralına uygun yazılıyor. Üç birlik kuralı varsa aynı mekan olması lazım. Halbuki burada ev, araba ve ofis var. Üç farklı sahne var. Üç farklı mekan var. Olmaz. Zaman da değişiyor. Olmaz. E ne yapacaklar? Şimdi yeni bir ev, yeni bir olmaz. E ne olacak, ne olacak? O zaman diyorlar ki... Birinci, ikinci sahne koro haline söyleniyor. Sabah hoca uyandı, maltoz gibi kalktı, ardından kahvaltı... Böyle koro, böyle şarkılarla benim birinci olayımı anlatıyor. Sonra arabaya bindi ve arabası çalışmadı. o yüzden ittirmek zorunda kaldı. Falan böyle ikinci sahne, espri yapıyorum. Böyle oldu. Sonra ardından ofise girdi diyor... Ve işte benim en son sahnem de buraya oluyor ve burası canlandırılıyor. Yani sahneye işte ofisteki ortam konuluyor ve izleyicilerden bakalım ne olmuş diye son sahneyi izliyorlar. Demek istediğimi anladınız mı? ...bir, iki, üç tane mekan yapmak yerine sadece son mekan, son olay, son zaman canlandırılıyor. Bundan öncesi de koro halinde söyleniyor. İşte böyle ezik gezik bu tarz şeyler yapılmasına üç bölü kuralı deniyor. Ama tiyatroda bunu size şöyle anlatacaklar. Trajedi ve komedide üç bölü kuralına uyulur. Lan ne diyorsun ya? Üç bölü kuralı değil ki adam perde yok gösteremiyor o yüzden. Ama dramda aç perdeyi ev sahnesi. Hop kapat, aç perdeyi araba. Hop kapat, hop ofis diyebiliyorsun. Ama burada ise son sahne canlandırılıyor. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Koro perde görevini üstlenir dedi bu. Üç birlik kurana uygun yazılır dedik. Bugünkü trajedilerde klasik trajedi özgü bazı kurallar uygulanmayabilir demiş. Şimdi trajedinin temsilcilerine baktığımızda Yunanlarda Aşil var. Sofokles var. Hatta Sofokles'in Kral Oitsbus eserde eski bir üniversite sınavında soruldu arkadaşlar. Europides var. Sonra Fransız Cornel ve Racine. Edebiyatımız Abdülhakamit Tarhan. Turan Oflazoğlu, Orhan Esen'e önemli kişiler trajedi türü için. Klasik komediye baktığımızda ise bu sefer gülümseyen bir yüz koyuyorum. Sevgi dolu, gülümsüyor. Şimdi kişilerin ve toplumun aksiyen yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansıtan tiyatro türü. Şimdi bunların hepsini gösteriyoruz arkadaşlar. Birazdan da dramı da göstereceğiz. En sonunda da trajedi, komedi, dramı özetleyeceğiz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Son derece kolay bir şey. Şimdi kişilerin ve toplumun aksiyen yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansıtan bir tür. Güldürürken düşündürmeye amaçlıyor. Konular günlük hayattan, kahramanlar halk arasından. Anlatımda soyluluk aramaz yani kaba çirkin sözlere yer verilebiliyor. Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli. Öldürme yaralamamı gibi olaylar canlandırılabiliyor. Manzum olarak yazılıyor. Beş perden oluşuyor, aralıksız oynanıyor. Yine üç birlik kuralı var. Yani yine amfiteyatroda son sahne canlandırılacak. Bugünkü komedilerde de bazı kurallara uymayabilir. Bunun ilk kurucusu Aristofanes diye bir kişi. Böyle eşek arıları, attılar gibi hayvan isimlerinden eserler yazmış. Fransız edebiyatına Molière, bize Ahmet Vefik Paşa ya çeviriler yapmış hatırlarsanız. Rus Edebiyatı'nda Gogol, işte Şinasi, şair elemesi bir töre komedisi. Haldun Taner, Turgut Özakman çok önemli tiyatro komediye yazarları. Komedi türlerine baktığımızda bir karakter komedisi var. Yani günlük hayatta her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu ediniyor. İnsanların karakterlerinin ve kişiliklerinin aksak yolları gösteriyor. Mesela Cimri, Molière'in Cimri'sinin Cimri bir karakter var. Onun özellikleri gösteriliyor. Töre komedisinde ise bazı töre ve gelenekler eleştiriliyor. Mesela Şinasi'nin şair evlenmesinde görücü usulü görücü usulü evlilik eleştiriliyor. Böyle şey mi olur diyorlar yani. Toplumların gülünç ve aksak yanlarını görenek ve geleneklerin e, bozulan taraflarını anlatıyorlar. Entrika komedisi ise olayların seyircide merak uyanacak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetilmeyen komedi türü. Yani o günlük hayattaki olaylar merak uyandıracak insanları şaşırtacak bir şekilde aktarılıyor. İşte Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedisi mesela böyle. Şimdi geldik drama. Dramda hem üzüntü var hem de komedi var demiştik. Yani ikisinin birleşimi. Hayatın hem acıklı hem de gülünç yönleri anlatılabiliyor. Ve kurucusu Victor Hugo, Cromwell adı oyunun ön sözünde dram türünün ilkelerini belirliyor. Konular milli tarihten ya da günlük hayattan anılabilir. Yani her yerden anılabilir. Öbüründe hatırlarsanız daha çok böyle tarihten anlıyordu. Komedi de günlük hayattan anlıyor. Burada her ikisi olabiliyor. Hem acıklı hem güldürücü olaylar olabilir. Toplumun her kesimden kahramanlar seçilebilir. Kaba ve argo sözlere yer verilebilir. Verilme edebilir. Öldürme yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılabilir. Canlandırılma edebilir. Şiir de olabilir. Düz yazı da olabilir. Perde sayısı değişebilir. Üç birlik kuralına uyma zorunlu yok. Niye? Perdeyi kapatır adam yeni bir mekanda, yeni bir zamanda, yeni bir olay canlandırabilir. Burası son derece basit. Dramın kurucularına baktığımızda, daha doğrusu üstadlarına baktığımızda görüyoruz. Aynı zamanda Victor Hugo. Bizim edebiyatımıza Namık Kemal, Vatan Yağusu Listre edebiyatımıza ilk sahnelenen oyun arkadaşlar. Bu çok önemli. Aynı zamanda Abdülhakamit Tarhan, Cevat Fehmi Başkut, Turgut Özakman önemli dramcılar. Şimdi gelin bakın burada güzelce özetleyelim. Dikkatli dinleyin. Trajedi acıklı, komedi komik. Bu acıklı veya komik olabilir. Zaten tiyatronun logosu o yüzden böyle. Konular tarih ve mitolojiden. Bu ise günlük hayatta. Bu her türlü konu. Burada kişiler tanrı tanrıça kral soylar. Burada sıradan insanlar. Burada herkes. Herkes olabilir. Burada dil seçkin. Asla kötü sözlere yer yok. Burada konuşma dili olabiliyor. Burada kişinin rolüne göre değişiyor. Bazen küfürlü konuşuyor. Bazen normal seçkin konuşuyor. Şiir, şiir olabiliyor. Bu da şiir ya da düz yazı olabiliyor. Kötü olaylar gösterilmiyor. Burada gösteriliyor. Burada her şey gösterilebiliyor. Burada üç birlik kuralı zorunlu. Yani başka şansı yok. Burada da zorunlu. Burada ise serbest. Burada perdede yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay canlandırılabilir. Şimdi tiyatro terimlerini de gösterelim. Ardından da videomuzu bitirelim. Son derece kolay bir şekilde. Sizler de mutlaka sıfırdan dokuzda Türk Dili Edebiyat kitabımızda bu konuyu sizler için arkadaşlar çok güzel bir şekilde böyle harika bir şekilde anlattık hazırladık bakın burada. Konu soru konu soru bakın trajik komedi dramı buradan hiçbir şekilde çizdik bak görüyor musunuz? Perdeyi ve amfiteyatroları koyduk. Ardından sorularımızı çizdik. Her şeyi burada güzelce yazıyor. Tiyatro terimlerimiz de var. Ardından da zaten dil kısmı geliyor. Bunları yapabilirsiniz. Dinamo'da ise arkadaşlar Dinamo'da ise sorularımız var. Sorularımız gerçekten milletim Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde hazırlandı. Ve yazılı soruları da var ama yazılı sorularını yazılı zaman çözersiniz. Şimdi sadece bu ÖSM tarz soruları hani dedik ya şeyde de geliyor, üniversite geliyor. Normal soruları çözün. Takıldığınız sorular olursa da mutlaka karakoda okutarak uzman hocalardan dinlemeyi unutmayın. Şimdi burada birkaç tane kelime var onlara bakalım. Sonrasında videomuzu bitirelim. Son derece kolay hiç endişelenmeyin. Adaptasyon, adaptation hani adapte olmak İngilizceye geçmiş. Adaptasyon uyarlama demek. Yani yabancı dile yazılmış bir oyunu yerel koşullara uygun biçimde çeviriyorsun. Bunu kim yapıyordu en çok? Ahmet Vefik Paşa yapıyordu. Molière'in tiyatrolarını Osmanlı yaşamına adapte ediyordu. Aksesuar eşya demek. Dekor, işte eşyaların, araçların tümü. Diyalog, daha çok kişinin konuşması. Monolog, kendi kendine konuşma. Figüran, çok az rollere çıkan kimse. Jest, el kol ve beden hareketleri. Bak ben şimdi jest yapıyorum ama mimik, mimiklerimi görmüyorsunuz. Mimik ise yüz ifadeleri ile oluyor. Kostüm, kıyafetler, kulis, sahneye çıkış sırasını bekledikleri yer, makyaj, yüzü boyama işlemi, pandomiyem önemli bakın. Pandomiye hocanız sınavda soracakız arkadaşlar. Üniversite sınavında çıkmış. Düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar içinde, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmaya amaçlayan sözsüz oyun. Sözsüz oyun. ...sessiz. Perde... ...eserin büyük bölümlerinden biri ve aynı zamanda... ...kumaş parçası. Sahne... E, ...bir tiyatro metninde... ...baş kişinin ya da önemli kişilerin yönelişlerini... ...başlatıp bitiren parça. Ya da... E, ...sahne yükseltilmiş alan... ...anlamına da geliyor. Dolayısıyla bakın... ...tiyatronun sahneleri var... ...sahneler perdeleri oluşuyor. Mesela bir oyunda üç tane perde varsa... ...her bir perdede beş tane... ...sahne varsa o zaman toplam on beş tane sahne... ...olmuş oluyor. PS oyun demek... Replik İngilizce reply'dan geliyor dedik. Söyleyeceği söz, son söz ya da konuşmacıların birbirine söyledikleri sözlerden her biri. Rol, söz ve davranışlar. Suflör arkada sufleyen yani fısıldayan kişi. Rolleri söyleyecekleri unuttukları zaman hatırlatan kişi. Tirat uzun soluklu coşkulu söz. Tulaat da doğaçlama. Eski Türk tiyatromuzda Tulaat tiyatrosu demiştik. Konumuz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 dakikada hepsini bitirdik dikkatli bir şekilde dinlediyseniz ve tekrar derseniz dinamo'dan ya da 0'dan 9'a Türk dili edebiyatında sorularınızı çözerseniz mükemmel bir şekilde bu konuyu da cebinize atmış oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.